Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, Zeynep bebeğimizin bugün kıyafetlerini yapacağız. Çanta ve saç bandını çalışacağız. Ve son bölümümüz olacak. Hemen eteğimizle başlayalım. Bebeğimizi şöyle kenara alalım. Eteği bu şekilde ben çalıştım. Şimdi size başlangıç yerini göstereceğim. Daha sonra da şöyle isteyenler tabii. Ben şöyle kurdele bel kısmına kurdele geleceğim. Kurdele bağlama yeri yapacağım. Bunun için de tekstil kumaş yapıştırıcısı kullanacağım. İsteyenler dikebilir. Güzel muntazam dikenler dikiş yapabilir. Şöyle de yine arkası için düğme gerekli. Hemen önce bir eteğimizi örmeye başlayalım. Ben yine bluzun renginden takım olsun istedim. Aynı renk yapacağım. Renk tercihleri size kalmış. Bunun için iki tane ip gidiyor arkadaşlar. Bluza kullanmıştık. Bir de eteğe, çantaya da kullanacağız yine. O yüzden 1,5 yumak gidiyor. Pudra pembesinden. Şimdi bir tane ipimizi sabitliyoruz. Ve 1, 2, 29 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 zincir çektim. Bu zinciri siz bebeğinize bir yerleştirin. Neresine geliyor? Ben daha uzun yapmak istiyorum derseniz daha da arttırabilirsiniz. Tığımın üstüne aldım. 3 tane zinciri şöyle yaklaştıralım. Üç zincir atlayıp dördüncüye batıyoruz. İkili trabzan yapacağız. İki defa da çıkıyorum. Bir, iki. Tekrar tığın üstüne aldım. Yanındaki zincirin içine yine iki defa da bir, iki defa da çıktım. İki. Bunu 8 defa yapacağız. İki oldu. Üç. 4 5 6 7 ve 8 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi 8 tane de tekli trabzan yapacağız. Tığımızın üstüne aldık. Sıradaki zincirin içine batıp üçünü bir kapattık. Bu tekli trabzan, yani sahte trabzan. Tekrar tığın üstüne alıyorum, batıp çıkıyoruz. Üçünü bir kapattık. İki oldu. Üç, dört, beş, 6 7 ve 8 tane tekli trabzan yaptık. Şimdi geriye 1 2 3 4 evet 10 tane zincirimiz kaldı. Bunları da 10 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 4 5 6 7 8 9 ve
10 tane zincir yaptık. İteğimizin boy kısmı bu. Enine doğru öreceğiz. Bir zincir çekerek dönüyoruz. Bu ipi de şöyle arada bunu da örelim. Şimdi burada artık her sıra arkadaki şuradaki tek kattan öreceğiz. BLO'dan. Şu ipi de alalım. 10 tane sık iğne yapalım. Arkadaki loptan. Arkadaki yani tek kattan. Evet, 10 tane sık iğnemi yaptım. Tığım üstüne alıyorum. 8 tane yine tekli trabzan. Arkadaki tek kattan yine BLO'ya batıyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8 tane tekli trabzan yaptım. Tığım üstüne aldım yine. Geri kalan 8 taneyi ikili trabzan yapıyoruz. Batıp iki defa da. 1 2. Yine arka tek kattan. 1 2. Altı, yedi ve sekiz tane ikili trabzan yaptım. Gidişat bu şekilde. Şimdi bu tarafa dönelim. Evet, yine üç zincir döndük. Yine arkadaki tek kattan sekiz tane ikili trabzan. Evet, 8 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 8 tane tekli trabzan. Yine arkadaki tek kattan, arka loptan örüyoruz. Evet. 8 yaptık. Şimdi 10 tane sık iğne yaparak 3. sıramızı bitirdik. Örneğimizi çıkarmış olduk. Gidişat bu şekilde. Eteğimiz istediğimiz bel ölçüsüne gelene kadar aynısını tekrar yapacağız. Bebeğimizin bel ölçüsü değişebilir. Bu şekilde şurayı içeri çekeceğiz, orayı keseceğiz. Eteğimizi ben bu ördüm bitirmiş hali bu şekilde de arkadaşlar. Şimdi son sıramda düğme deliği açacağım. Sadece bu şekilde de kullanabilirsiniz eteğinizi veya ben bakalım. Şöyle kurdele yapacağım. Bakayım güzel olursa zaten olmazsa deneyeceğim bakalım. Tam şu kısma şöyle şu şekil kurdele yapmak istiyorum.
Beğenirsem, beğenmezsem yapmayacağım. Şimdi buraya kadar yapalım. Bebeğimizin belini ölçelim. Şimdi ben sayayım. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, toplam 63 sıra ördüm. İp farkından dediğim gibi bebeklerimizin ebatları değişebilir. O yüzden siz her zaman bebeğinize de ölçün bel kısmını. Şimdi burada dediğim gibi iki tane düğme deliği burada ve burada açabilirsiniz. Ben şu eteğin orta kısmını açacağım. Burayı geçiyorum. Kurdele yapmak istediğim için. Şimdi bir zincir çekip döndüm. Yine arkadaki kattan örüyorum. 2 Evet, şimdi ikili tekli trabzan 2 Evet, 4 tane tekli trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Şöyle düğmemizin geçeceği kadar bir delik yapacağız. 3 zincir çektim. Hemen yanındakine tekrar ikili trabzan. Şöyle bir kontrol de edelim sanki. Evet. Geçti. Fazla bile geçti. O yüzden 2 yapalım. 2. 2 zincir çektim. Tekrar. Tekli trabzanı yapmaya devam ediyorum. Şimdi de 8 tane ikili trabzan yaparak eteğimi bitirmiş oldum. Evet, eteğimizi toplam 78 sıra ördüm. Hatta burası 77, 78'de düğme deliği açacağım. Bu tabii ki benim bebeğime göre arkadaşlar, benim el ayarıma göre, elimin, ipimin ayarına göre bu sayı daha az da olabilir. Bir de ben kurdele yapacağım için şimdi mesela ölçtüğümde biraz bol gibi, çünkü şöyle çektiğinizde açılıyor zaten. Eğer kurdele yapmayacaksanız biraz daha küçük belini ölçerek yapın, çünkü şöyle açılıyor, esniyor. Çünkü ben kurdele yapacağım için bu ölçü bana iyi. Şimdi en son düğme deliği açacağımız 78. sıradayım ben. İşte burada eğer kurdele yapmayacaksanız hemen ilk şeyde zincir çekerek 3, 4, 5 zincir yanındakine batarak şöyle düğme deliği açacaksınız. Sonra normal devam edeceksiniz. İşte ben buraya düz örüyorum. Yine 9 tane sık iğne arkadaki tek kattan. Dört tane tekli trabzan. Şimdi burada iki zincir çekip hemen yine yanındaki sıradaki ilmeğe batıyorum. Böyle küçük bir düğme deliği açtım. Bu düğmenizin büyüklüğüne bağlı. 3, 4 ve 8 tane de ikili trabzan yaparak eteğimi bitiriyorum. Mutlaka bebeğinizi giydirin. Belini ölçün. Çünkü bazınız çok sıkış örüyor. Bazımız çok gevşek örüyor.
Burada daha çok kendi el ayarımız önemli. Benim sayılarımdan çok. Bunu da içeriye çekerek şöyle saklayalım. Evet, böyle devam edelim. Şimdi kurdelamızı belimize yerleştirelim. Şöyle 1 metre boyunda seten bir kurdele. Daha ince de olabilir. Benimkisi kaç santimmiş? Evde olan bir kurdeleyi değerlendiriyorum. Benimkisi 3 santimmiş arkadaşlar. Şöyle 3 santim. Daha ince de olabilir. Şimdi tam ortasını bulalım. Şöyle katlayalım. Yerimizi belirleyelim. Kurdelamızın da yine şöyle tam ortası katlayıp böyle buraya ortalayalım. Yerleştirdik. Kurdelenin yarısı önde, yarısı arkada kalacak. Şekilde yerleştirelim. Evet, bu ruzumun ipinden 2 kat olarak ip ayırdım. Şimdi buraya dikeceğiz. Yapıştıracaktım, vazgeçtim. Dikmek daha garanti. Şöyle ince bir ipe, pardon, ince bir iğneye taktım. İğne ardıyla dikeceğim. Başlangıcı bir iki defa daha sağlam olsun diye 2 defa gidiyorum. Şimdi buradan sonra küçük ilmeklerle dikiyoruz. Şimdi 1 milim veya 2 milim kadar gidiyorum. Tekrar diğer yerden çıkıyorum. Evet, tekrar
Geri gidiyorum aynı battığım yere. Yine aynı yerden çıktım. Yine önden öne gidip birilerden çıktım. Yine geri gidiyorum. Aynı yerden çıktım. Yine ileriden çıkıyoruz. Tekrar geri gidiyorum. Aynı yerden çıkıyorum. Bu şekilde dikeceğiz. Makine dikişi. Elde makine dikişi yapıyoruz. Şöyle kurdelemiz düzgün olsun. Potluk olmasın diye ayarlayalım. Bir geri gidip tek kat, üç tane yaparsanız daha iyi olur. Çift katlar kayabiliyor. Tekrar bir ileri. Bir ileri, bir geri. Bir geri hemen. Aynı yerden çıkıyorum. Dikişimiz bu şekilde. Sıra sonuna kadar aynı. Bir ileri, bir geri. Evet, dikişimizi tamamladım arkadaşlar. Burası arka tarafı. Burası düz yünü. Şöyle makine dikiş yaptık. En son burada birkaç sefer daha gittim. Sağlam olması için ve düğüm attım. Sadece kurdele kısmına ütü yaptım. Buralara değdirmeden. Üzerine bir örtü sererek yaptım yalnız. Ütüyü, direkt ütüyü üzerine yapmayın. Şimdi bebeğimize takıyı yerleştirelim. Şu şekilde. Bu eti diğer bebeklerimize de yapabilirsiniz. Ece bebek, badem bebek, hangi bebeği isterseniz aynı tarifi yapabilirsiniz. Buraya düğme dikecektik. Burayı da şu şekilde bağlıyoruz. Önce şu uçları da bir keselim. Kurdelemizin uç kısımlarını da şöyle ortaya katlayalım. Bu şekilde keselim. Bu sayede bu şekilde iplerimiz çıkmayacaktır.
Bunları da yaptık. Arkamızda küçük bir fiyonk yapalım. Şuraya da düğme dikeceğiz. Evet, arkamız bu şekilde. Eteğimizi. Önümüzde böyle. Evet, eteğimizi bitirdik. Şimdi çantamızı yapalım. Şöyle koyalım. Çantamız için böyle bir renk kullanacağım. Bu tonda bir krem tonları da varsa daha güzel olur. Çantamızı büllü çanta yapacağız. Şu an çok moda olan yetişkinler için. Önce bir tane böyle arkayı öreceğiz. Diğer tarafını BLO'dan öreceğiz. Hemen yapmaya başlayalım. Evet, çantamıza sihirli halkayla başlıyoruz. Orta parmağımıza ipimizi iki kere doladık. Şöyle tutuyoruz. Ve tığımızla ikisinin içinden geçerek bir zincir çektim. İpimizi, sihirli halkamızı tutturduk. Halkamızı oluşturduk. Şimdi bunun içerisine 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Tığım üstüne alıyorum. Ve toplam 12 tane ikili trabzan yapacağız. Bu zincir de dahil, bunu da sayıyoruz. Bu bir. Tığım üstüne batıyorum. İki defa da çıkıyorum. Bir, iki. Tığım üstüne yine aldım. Bir, iki. Sıra sonuna kadar 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 4, 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi sihirli halkamızı kapatacağız. Şimdi burada iki tane ipimiz var. Şu alttakini çekelim. Alttakini iyice çekiyoruz. Şimdi bu ipimizi normal yine hepsini kapatarak sihirli halkamızı kapattık. Ve şu ipi de üste alalım. Bakın şu şekil tutuyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. İçine battım. İpi de üstte kaldı. Bunu da arada yürüteceğiz. Ve ilmek kaydırarak kapattık. Birinci sıramızı yaptık. Şöyle açalım. Elimizle örgümüzü düzleştirelim. Potluk yapmıştı. Yine 3 zincir. İkinci sıraya geçiyoruz. 3 zincir. Bundan sonraki ilmeklerimizi arkadaki tek kattan BLO'dan öreceğiz. Birinciyi normal örüyoruz. Normal batacağız. Bu arkada kalacak. Çantamızın arka parçası. Ön parçasına gülleri yapacağız. O yüzden burada hep BLO'dan tığımızın üstüne aldım. Ve arkadaki, bakın şu ilmeğin içine batıyorum. Arkadaki tek kata. Ve hemen bir altta da bakın bir ilmek daha var düz çizgi halinde. Ona da batalım. İpimiz, deliğimiz açık olmasın, daha sağlam olsun. O iki tane battım. Bir, iki. Tekrar tığımızın üstüne aldık. Aynı boşluğa yine ikili trabzan. Sıra sonuna kadar. Şöyle odaklayalım.
Yine bakın buradaki ilmeğin içine batıyorum. İçine batarken de alttan da alıyorum. Daha sağlam, açılmayan ilmek olması için yine aynı boşluğa bir tane daha çift yapıyoruz. Her ilmeği çift yani arttırmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. İpi de arada yürütüyoruz. Evet, sıra sonuma geldim ve en son buradaki zincirin dibine de affedersiniz dibine de yapıyoruz. Şu zinciri tamamlıyoruz. Hemen yine arkadan battık. Buraya da bir tane ikili trabzan yaptık ve zincirin içine bir iki üçüncü zincire batarak şöyle ikili batalım. Battık, ilmek kaydırdık. Şöyle de açalım elimizle de esnetelim. Evet, düzelttik. İkinci sıramızı tamamladık. Yine 3 zincir. Tığım üstüne aldım. Evet, yine tığım üstüne aldık. İkili tırabzan olarak yine BLO'dan arkadaki tek kattan artık buraya bu bitene kadar hep arkadan öreceğiz arkadaşlar. Burada bir tek yanındakine bir çift batacağız. Bir tek bir çift. Gördüğünüz gibi bir tek bir çift bir tek bir çift sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir tek bir çift. Evet, en son çiftle bitmemiz lazım. O yüzden bu zincirin dibine şuraya bir tane tek yapıyorum. Zincirde beraber çift olmuş oluyor. Yine 1 2 3 üçüncüye batarak bu sırayı da tamamladık. Bu şekilde. Üçü bitirdik. Dördüncü sıradayız. 3 zincir. Bu sefer 2 tek bir çift. İki tek. Bir çift. İki tek. Bir çift şeklinde sıra sonuna kadar tekrar yapıyoruz. Evet, çantalarımızın arttırmalarını aynı şekilde devam ettim. En son 3 tek bir arttır, 3 tek bir arttır. 1 2 3 4 5. sırayı bitirdim. En son yine şu zincirin hemen yanındaki ilmeğimizin arkadan tek kattan ikili trabzanını yaparak burayı da yine arttırma
yapmış olduk. Ve zincirimizin tepesine batıp ilmek kaydırdık ve bitirmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5 sıra arkadaki tek kattan ördük. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu sıramızı sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım. Evet, bu şekilde. Diğer parçayı da bu arkası, arka parçayı da yine aynısını öreceğiz. Sadece normal batacağız. Arkadaki tek kata değil, normal öreceğiz birebir. En son yine bir sıra, altıncı sıramızda sık iğne yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar ve yine ilk ilmeği batarak ilmek kaydıralım. Bir zincir çekip buradan bekleteceğim. İpimi koparmayacağım. Daha sonra iki tane parçayı birleştireceğiz. Şöyle de açalım örgümüzü. Şöyle bir düz görüntü olsun. Önce bunu yapıp koparırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi ben önce size göstermek için, zamandan tasarruf olsun diye önce arka parçayı örmüştüm. Şimdi siz de dediğim gibi önce bunu örün, sonra bunu koparın. İp burada kalsın, birleştirme ipi. Şimdi ben dediğim gibi böyle oldu. Evet, bunu burada bırakacağım. Daha sonra birleştireceğiz. Şimdi sıra geldi gülümüzü yapmaya. Gülümüz için hangi renk istiyorsanız önce koyuyla başlayacağız. Ben patiğinin rengiyle başlayacağım. İpimizi şöyle bir sabitleyelim. Ve burada ilmek kaydırmıştık biliyorsunuz. Şu düz olan düz çizgilere gülümüzü yapacağız. Hemen ilk şuradaki ilk ilmekten başlıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Ve iki zincir çektim. Şimdi bu beyloğunun içine, düz çizginin içine 3 tane trabzan yapalım. 1 2 3 İkili trabzan yaptım. 3 tane. Hemen yanındaki tekrar çizginin içine 3 tane ikili trabzan. Evet, toplamda 6 tane trabzanımız oldu. 2 zincir çekip dönüyorum. Şimdi her ilmeğin içine çift batıyalım. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Bu birinci, ikinci çift. Üçüncü çift. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı. Altı ilmeğin her birine çift yaptık. Bir görüntümüz bu şekilde oldu. 12 tane trabzanımız oldu. Şu ipi de arada yürütecektik. Ben onu unuttum. O yüzden bu tarafa çekeceğim. Engel olmasın diye. Evet, şimdi gülümüzün ilk yaprağını yaptık. Şimdi bu tarafa doğru 5 tane sayalım ve tutturalım. 1, 2, 3,
4 ve 5.ye şöyle giriyorum ve ilmek kaydırdım, tutturdum buraya. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu tarafa doğru ters sık iğneyle oyasını yapalım. Hemen terse doğru gidiyoruz. Oyamızı yapıyoruz. Evet, birinci taç yaprağımızı yaptık. Şuraya da bir tane batalım. Evet, şimdi bunu, bu parçamız bu şekilde. Bunu bu tarafa tutturacağız şimdi. Yine 5 tane sayalım. Şu düz çizgileri 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.ye ilmek kaydırıyorum. Yine 2 zincir. Şimdi burada 2 tane çizgimiz var. 2 tane çizgi kaldı. Bunları da yine 6 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Yanındaki çizgiye tekrar 6 tane. 1, 2 ve 3. Bu şekilde yine 6 yaptık. 2 zincir çekip dönüyoruz. Tekrar çift batalım. Ve 12 tane trabzanımız olacak. Dört, altı, sekiz, on. En son şuraya da batalım. 12. Evet, bu şekilde görüntü. Şimdi bu parçayı da tutturacağız. Bunu da şu ilk yaptığımızın, bakın şu dibi, şu arkadan yine bu tek kata arkadan tığımın, bakın şöyle giriyorum. Buraya yine ilmek kaydırarak tutturdum. 2 zincir. Bakın böyle üstüne gelmiş oldu. Yine ters sık iğne ile sık iğne yapıyoruz. Terse doğru örerek oyamızı yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. En son şurayı da battık. Evet, şimdi bu parçayı da şuradaki gülümüzün diğer ayağına, burada mı yapmıştık? Şimdi bu buradaki yine tek kata ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çektik. Evet, ortadaki gülümüzün ortadaki taç yapraklarını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi üst sıraya geçeceğiz.
Bir zırh çekmiştim. Bir tane daha çekeceğim kasmasın diye. Yine hemen buradan devam edeceğiz. İkinci sırayı yapıyoruz. Burada 6 yapmıştık. Burada 9 yapacağız. Evet, şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Yine bu zincirin hemen yanındaki düz çizgiye ipimi şöyle bir ilmek kaydırıp tutturdum. İki zincir tığım üstüne aldım ve birincisi de iki taneye üçer tane trabzan yapmıştık. Bu sıramızda üç taneye üçer tane trabzan yapacağız. Yani 3, 6, 9 tane ikili trabzanımız olacak. 1 aynı boşluğa, 2 ve aynı boşluğa 3. 3 tane yaptık. Şimdi yanındaki yine düz çizgimize 3 tane trabzan. 6 oldu. Şimdi tekrar yanındaki çizgimize 3 tane ikili trabzan. Evet, sayımız 9'a çıktı. Şimdi bundan sonraki diğer sıralarda da hep bu şekilde yapacağız. Sadece ortadaki birinci de 6'ydı. Burada 9 oldu. 2 zincir çekip dönüyoruz. Yine her birine çift ikili trabzan yapalım. Sayımız 18'e çıkacak. Evet. Her birine çift battık ve sayımız 18'e çıktı arkadaşlar. Şimdi yine bunu da ikinci sıramızda tutturacağız. Şimdi düz çizgileri sayalım. Sıradakinden 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncıya şöyle yandan giriyorum. 6'ncıya ilmek kaydırdım. 2 zincir çektim. Buraya tutturdum. Ve yine bu tarafa doğru ters sık iğne yaparak oyamızı yapalım. Sıra sonuna kadar terse doğru oyamızı yapıyoruz. Evet, oyamızı bitirdik. Ve şimdi şöyle çeviriyoruz kendimize doğru ve tekrar düz çizgileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncıya şöyle yandan girerek ilmek kaydırarak tutturduk. Yine 2 zincir tığım üstüne aldım. Yine bu ilmek kaydırdığımız boşluğa aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. Yanındaki yine çizgiye 3 tane ikili trabzan. Tekrar yanındaki düz çizgiye 3 tane ikili trabzan. 9 tane trabzanımız oldu. Şekilde. Şimdi yine 2 zincir çekip dönüyoruz. Ve yine hepsine çift batalım. 18 tane trabzanımız olacak. Evet, 9 tane ilmeğimize çift battık. 18 tane trabzanımız oldu. Şimdi bunu tekrar tutturacağız. İlk yaptığımız, ikinci sıradaki ilk yaptığımız
taç yaprağımıza şöyle yine tığımı arkadan giriyorum. Buradaki düz çizgiye ve ilmek kaydırıyoruz. 2 zincir ve yine sıra sonuna kadar ters sık iğne ile oyamızı yapıyoruz. Evet, oyamı bitirdim arkadaşlar. Yine şöyle öne doğru çeviriyoruz düz yüzünü ve yine buradaki düz çizgileri sayıp ilmek kaydıracağız. 1 2 3 4 5 6.ya şöyle alttan giriyorum. Yine ilmek kaydırıyoruz. Şuraya gevşek olmuş. Evet, ilmek kaydırarak ikinci yaprağımızı da birleştirdik. Yine 2 zincir. Burada 3 tane bakın 1 2 3 tane düz çizgi var. Yine bunlara 6 tane pardon 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Her ilmeğin içine 3 tane 3 6 yapıyorum. İşte 3. çizgiye yine 3 tane 9 olmuş oldu. Mantık hep aynı arkadaşlar. 2 zincir dönüyoruz. Yine her birine çift ikili trabzan yapalım. Evet, çift batmaları bitirdim arkadaşlar ve yine sıradaki yaprağımızın şöyle dibine arkadan batıyoruz ve ilmek kaydırarak buraya tutturduk. 2 zincir bu şekilde. Şimdi burayı yine ters sık iğne ile oyamızı yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar ve yine şöyle öne doğru çeviriyoruz ve çiçeğimizin yaprağını ilk yaptığımız yaprağımızın hemen dibine düz çizgiye şöyle giriyorum. İlmek kaydırarak buraya bunu da buraya ekledik. Bir zincir ve 3 tane yaprağımızı yaptık. İkinci sıramızı bitirdik. Şimdi renk geçişi yapacağız. Renk geçiş derken pembeye devam edeceğim. Bunu koparalım. Arkayı alalım. İsteyen tek renkli yapabilir. Elinde hangi ip varsa. Yani illaki renk renk yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi ben bu uzundaki pembeyle devam edeceğim. Evet, ipimi sabitliyorum. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıra başımız burasıydı. Burada yaprağımızı birleştirmiştik. Hemen üst sıraya çıkıyoruz. Bu zincirin yanındaki şu düz çizgiden yine 3 tane düz çizgiye yine 3'er tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir ve içerisine 1 2 3 3 trabzan. Tekrar yanındaki çizgiye 3 trabzan.
Tekrar yanındaki çizgiye 3 trabzan. Evet, 9 tane trabzanımız oldu. 2 zincir dönelim. Yine her birine çift batalım. Evet, sıra sonuna kadar her ilmeğe çift battık. 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi bunu parçamızı tutturacağız yine. 3. sıradaydık. Buradaki sıramıza yapacağız. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.ye tutturacağız bu sıramızda. 7. Şurası. Evet, 7. tutturdum. İlmek kaydırdım. Yine 2 zincir ve ters sık iğne ile oyamızı yapacağız. Mantık aynı arkadaşlar. Evet, oyamızı bitirdim ve yine öne doğru çeviriyoruz ve yine 7 tane ilmeğimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.ye tutturacağız. Hemen sıradakine başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ilmek kaydırdık. Tekrar 2 zincir. Yine buradaki 3 taneye 3 çizgiye 3'er tane trabzan. Hemen ilmek kaydırdığımızın içine batalım. 3 tane trabzan yapalım. Yanındakine de yine 3 tane. Yanındakine 3 tane. Şimdi bunlara çift batıp gelelim arkadaşlar. Evet, çift örgümü bitirdim ve yine ilk yaptığımız taç yaprağın arkasından alttan giriyorum ve buraya tutturuyoruz. İlmek kaydırdım. 2 zincir ve yine ters sık iğne ile oyamızı yapalım. Evet, oyamızı bitirdim. Yine çeviriyoruz ve 7 tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye tutturalım. İlmek kaydırdım. 2 zincir tırmızını aldım ve yine buradaki 3 tane çizginin içine 3'er tane trabzan yapalım. 2 3 Evet, yine ikinci sıramızda hepsini çift battık. 18 trabzanımız oldu ve yine taç yaprağımızın şöyle arkadan belli oya yaptığımız yere tutturuyoruz. İlmek kaydırdık. 2 zincir ve yine oyamızı yapalım. Evet, oyamızı bitirdik. Yine çeviriyoruz. Ve tekrar 7 tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye tutturalım. İlmek kaydırıyoruz. Yine 2 zincir. Ve buradaki 3 tane
düz çizgiye diyoruz ki 1, 2, 3. 3 ne de yine aynı şekilde 3'er tane trabzanlarımızı yapalım. İkinci sırada yine hepsini çift batalım. Evet, oyamızı da yaptık arkadaşlar. Aynı şekilde buraya tutturdum. Oyamı yaptım. Yine çeviriyorum. Ve hemen sıradaki ilk yaptığımız yaprağın şöyle tığım alttan arkadan doğru girip buradaki tek kata yine ilmek kaydırıp tutturdum. Evet. Bu sırayı da bitirdik. Üçüncü sıramızı bitirdik. Ve burada dört tane yaprağımız oldu. Birincide iki, ikincide üç, üçüncü sırada dört tane taç yaprağımız oldu. Şimdi dördüncü sıraya ve son sıraya geçeceğiz. Buraya iki zincir çektim. Hemen yukarıya çıkıyorum. Zincirimizin yanındakinden buraya ilmek kaydırdım. Şimdi buraya iki zincir. Yine buradaki 1, 2, 3 tane ilmeğimizin içine yine 3'er tane trabzan yapıyoruz. Yani gidişatımız aynı arkadaşlar. Şimdi ben bunu örüp geleyim. İkinci sıramda yine hepsini çift batacağım. Evet, ikinci sıramda hepsini çift battım. Şimdi yine tutturma yerimizi bu sıramızda hemen sayıyoruz. İlk çizgimizden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'inciye tutturuyoruz. İlmek kaydıralım. 2 zincir ve tekrar oyamızı yapalım. Evet, oyamı bitirdim. Yine çeviriyoruz ve tekrar 8 tane ilmeğimizi düz çizgileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inciye tekrar ilmek kaydırarak tutturduk. Yine 2 zincir ve ilmek kaydırdığımızla beraber 3 tane ilmeğimizin içine ikili trabzan. Sonra yine çift batalım. Evet, yine hepsini çift battım. Ve ilk yaptığımız yaprağımızın yine şöyle arkadan tek kata tutturduk, ilmek kaydırdık. Yine oyamızı yapalım. Hep aynı şekilde tekrar arkadaşlar aynı işlemleri yapıyoruz. Evet, oyamı tamamladım, çevirdim. Yine 8 tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'inciye tutturuyoruz. Ve artık diğerlerini artık göstermemize gerek yok. Aynı şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Bitene kadar tekrar yapın. Evet, dördüncü yaprağımı bitirdim arkadaşlar. Şimdi burada diğerlerinde 8 atlamıştık. Burada şurada 1, 2, 3 kalması gerekiyor. O yüzden de 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncıya sabitleyeceğim yaprağımı. 1, 2, 3. Şimdi yine bu 3 taneyi trabzandan 3 tane trabzanla dolduracağız. Yani böyle bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İlla ki 8 olacak diye bir şey yok. Mesela 7 de yapabilirsiniz. 7 ile de tutturabilirsiniz. Bunlar çok önemli değil.
Evet, şimdi sonuncuyu yapıyorum artık. Aynı şekilde. Evet, son 5. taç yaprağımı bitirdim ve ilki olana ilk yaptığımızın yine dibine ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çektim ve burada bitiriyoruz. 5 sıra yapmış olduk. Böyle 3 boyutlu gül yapmış olduk arkadaşlar. İpimizi kesip saplayalım. Evet. Çantamızın kapağı bitti. Şimdi diğer kapakla da şöyle birleştireceğiz. Evet, şimdi çantamızı birleştirebiliriz. İki parçayı alıyoruz. Tersler birbirine bakacak. Ters taraflar. Düz yüzü arkaya, düz yüzü bize bakacak. Şimdi öndeki tek kata batıyorum. Pardon, arkada. Benim tarafımdaki çantanın arka katına battım. Diğer çantanın da öndeki tek kata batıyorum. İkisinin içinden geçirip ilmek kaydırdım. Tekrar sıradaki ilmeğimizin arkadaki tek kattan karşıdakinin de öndeki tek kattan battık ve ilmek kaydırıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmek kaydırarak birleştirelim. Rahat çalışalım. Öyle gevşek, yani öyle sıkış olmasın, potluk olmasın. Bu şekilde kapatmış olacağız. Birleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar, 14 tane sık iğne kalana kadar çantamızın burası kalana kadar ilmek kaydırdık. Biraz kusura bakmayın, rahatsızım. Çok kafamı toparlayamıyorum. Şimdi bundan sonra sapını yapacağız. Koparmadan buradan devam edelim. Şimdi en son bir tane sık iğne yaptım. Sık iğne olarak kapattım. Çevirelim. Hemen yine bir tane sık iğne yapalım. Bu arada tığımı değiştirdim. Daha kalın bir tığ aldım. 2,5 numarayı aldım. Tekrar çeviriyoruz. Ve şuradan tığımız, bakın, yatay olarak giriyoruz. Çok sıkış yapmayalım, rahat çalışalım. Sık iğne yaptık. Çeviriyoruz. Ve tekrar yatay. İnci iplerle biraz zor oluyor İlk yaparken. Daha sonra örnek çıkıyor. Evet, sık iğne yaptık. Çeviriyoruz. Tekrar şurada yatay. Çevirelim. Şurada yatay bir ilmek var. Ona batıyoruz. Kapatı sık iğne yapıyoruz. Çevirelim. Örnek çıkmaya başladı.
Bakın şöyle yandan dik olarak girersiniz, kolay oluyor. Sıkışta yapmayacaksınız. Çeviriyoruz. Evet, artık daha kolay örnek görünüyor. Evet, ortaya çıkmaya başladız. Çantamızın sapını, deseni çevirelim. Şekilde istediğiniz ölçüye gelene kadar çevirerek şuradaki yatay ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Şekilde yapmaya devam edelim. Her sefer çeviriyoruz. Ve şuradaki şu iki tane olan ilmeğe batıyoruz. Evet, çanta sapımızı toplam 20 santim boyunda yaptım. Size istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Şimdi boyundan yapmak istedim ama o zaman da kafadan geçmezdi. Çok uzun yapmak gerekiyordu. O yüzden mecbur kısa yaptım. Omuza takılacak şekilde. Şimdi bunu karşıya birleştirelim. Hemen çantamızın bitiş yerine sık iğneyle tutturuyorum. İlmek kaydırdım. İçine batıyorum. Yine ilmek kaydırdım. Döndüm. Yine bir sık iğne kayıp yine ilmek kaydırıyorum. Sağlam olması için birkaç yerinden tutturduk. Bir zincir çekip ipimizi uzun keselim şöyle saklamak için ve böyle tutturduk. Çantamızı tamamladık. Üç boyutlu gül çantamızı yaptık. Bunlardan biliyorsunuz yetişkinler yapıyor. Ben de benim kızımın da olsun dedim. Bakın çok güzel oldu. Hatta bundan kendime de yapacağım inşallah. Gördüğünüz gibi çok zevkliydi yapması. Gayet de kolaydı. Evet, çantamız hazır. Buraları saklayacağım sonra. Şimdi ben bebeğimin saçını Ecil bebeğindeki gibi saç bandından yaptım. Aynısını yaptım. Şu şekilde küçük goncalar yaptım. Renk versin diye ayrıyetten mor koydum. Çok pembeli olmuştu. Bir farklı renk daha ilave ettim. Mor yaptım. Bu şekilde goncalarımız. Bunları videonun altına Eci bebeğin tarifini bırakacağım arkadaşlar. Oradan aynısını yaparsınız. Yapılışı birebir aynı. Yine şuraya da kendi renginden yapacaktım. Fakat dediğim gibi çok sönük oldu. Biraz hareket katsın diye mor bir düğme kullandım. Eteğimizi bu şekilde arkaya yaptık. Düğmelerim de yine mor kullandım. Bu şekilde bitirdik. Saçlarımızı da düzleştirici ile düzleştirdim ve uç kısımlarından kestim saçımızı. Düzleştirdim. Uzunluğu kısalıydı. Bunları da yaptım.
Source bölümünden saç düzleştirirken paylaştım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Bebeğimizin bütün parçaları bitti. Çantamız da tamam burada. Şu şekilde. Şimdi en son yüzüne, yanak kısımlarına allık süreceğim. Şu diz kapaklarına da süreceğim. Çok tatlış oluyor. Bu tür tombiş kızlarda. Şu şekil toz pastelim var. Ceo'nun. İsterseniz allık kullanabilirsiniz. Bunlar her yerde bulunmuyor artık. Ben Trendyol'dan almıştım arkadaşlar. Siz de dediğim gibi normal allıkla da yapabilirsiniz. Şöyle fırça uçlarını kesmiştim, kısaltmıştım. Bununla süreceğim. Bir pembeden bir kırmızıdan sürüyorum. Bakın toz çıkıyor. Ve yanak kısmına sürüyorum. Fırça olmasa da şeye de sürebilirsiniz. Peçeteye. Kurumuş ıslak mendil çok güzel oluyor. Onun dokusu. Bu biraz bakın yorucu, zahmetli. Hemen yapmıyor. Fırça. Bu bez yardımı daha çok oluyor. Bunu da böyle bir bıçakla ufalarsanız toz haline daha verimli olur. Şimdi şu diz kapakları mesela şurada, şu kısımlara da bakın burada sürebilirsiniz. Tam bu şekilde. Daha dizleri belirginleştirir. İsterseniz tabii, isterseniz yapmazsınız. Evet. Evet, bebeğimizi bitirdik arkadaşlar. Boyumuz 45 santim oldu. Daha kalın iplerle çalışırsanız daha da büyüyecektir. Kit almak isteyenler Hobimon'dan alabilirler kitlerini. Saçlarımız da bu şekilde düzleştirdim. Evet, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.